kavuşturdular. Aman toplayamasın diye iftiralar attılar. Sahte evraklar düzenlediler. Tam FETÖ taktiklerini uyguladılar. HDP'nin de dışarıdan katıldığı altılı koalisyonu en çok da eski partisi CHP'yi yerden yere vurdu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imza topladığı süreçte FETÖ taktikleri dediği adımları tek tek ifşa etti. İkinci gün baktılar ki toplanıyor. Bu sefer başka bir sahtekarlık yaptılar. İmzalar toplandı, sandık kuruluna gitmenize gerek yok diye mesajlar attılar. İnsanların kafasını karıştırmak için. Parti sözcümüzün açıklamasına yarıda kesip videolar yaptılar. Yani FETÖ'cülerden çok şey öğrenmişler. CHP'li 107 eski vekilin adaylıktan vazgeçmesi çağrısı içinde söyleyecekleri vardı. O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapmaları lazım. Arkadaşlar, partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Atatürk'e CHP içerisinde hakaret edilirken siz ne yaptınız? Partideki bütün bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemezler. 100 bin imzayı 4 günde topladığı İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakip olduğu genel başkanlar da hedefindeydi. 2018'de ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydım. Mitinglerde çıktım, Sayın Akşener'e imza verin dedim. Sayın Karamollaoğlu'na imza verin dedim. Bu centilmenliği bekledim aslında. Hiçbirini göremedim. Sadece engelleme gördüm. Bu trollerden medet umanlar, PKK'lılardan, FETÖ'cülerden, bunlardan medet umanlar Türkiye'yi zenginleştiremez. Ve Ankara kulislerinde dolaşan İnce'nin Milli Eğitim Bakanı olacağı iddiaları. Niye? Niye bu haberler? İmza toplama sürecini engellemek için. Kimseden bakanlık falan beklentimiz yok bizim. Görüşmeler varmış da tamamen palavra. Benimle bir ilişki kuran olmadı. Görüşme talebi de olmadı. Nokta.